hepimizin işini acıttı ama bazı noktalar var ki tam da böyle otel yapmaya uygun. Hani Mandıra Filozofu'ndaki yerler gibi. Neler söyleyeceksiniz? Bu imar konusunda herkes bir şeyler söylüyor. Artık halk siyasetçilere inanmaz oldu. Çünkü 2007'de de Bodrum yandığında dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay demişti ki buralar asla imara açılmayacak. 4 tane otel yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklif verdim. Dedim ki bu yanan yerlerle ilgili en az 40 sene imara açılmaması ile ilgili bir kanun teklif verdim. Şu anda o kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ancak yangın dünyanın her tarafında çıkıyor ama bu yangınlar söndürülüyor mu? Söndürülüyor. Bu Türkiye'de çıkan bu yangınlar gerek Bodrum, gerek Milas, gerek Marmaris yani Muğla'nın her tarafı, Türkiye'mizin her tarafına çıkan yangınlarla ilgili geçmişte 20. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orman yangınlarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Araştırma komisyonunun raporu çok uzun, çok detaylı. Eğer o araştırma komisyonunun raporu nazara almış olsaydı bu çıkan yangınlar bu kadar zarar vermeyecekti, bu felaket bu kadar büyümeyecekti, bu kadar tahrifat olmayacaktı. Oradaki öneriler nedir? Bir, Türkiye'de iki tane itfaiye yüksek meslek okulu var. Bu yangınla mücadeleyle ilgili bu uzman okullardaki öğrencilerin alınması lazım. İki, liyakata göre personel alınması lazım. Üç, personel az. Dört, o dönem helikopterlerin, uçakların alınmasına ilişkin öneriler var. Bunlar eksik. Beş, şimdi bakın Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında köy koruyucuları alınıyor. Orman koruyucuları vardı aslında eski. Orman koruyucuların sayısı azaltıldı, yok edildi, yok denilecek kadar ve ayrıca ormanların arasında mevcut olan o Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Önergesi'ne göre diyor ki yani herhangi bir yangın çıkma ihtimaline binaen en azından o yangın söndürme araçların, gereçlerin gidip gelebilmesi lazım. 6. Şimdi mesela elektrik direkleri, bakın gayet rahat görüyorsunuz elektrik direkleri. Elektrik direkleri bu özelleştirildiği zaman o dönem bu elektrik kabloların hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Ve dünyadaki tüm ormanların bulunduğu alanların tamamında elektrik kablolar ormanın yer altından geçer. Orada çıkar mesela şu elektrik direğini hemen size göstermiş olalım. Ormandaki bulunan bu elektrik direklerin bunun altının geniş şeylerle betonlanması lazım. Bunlar bunu beton yapmıyorlar. Ne oluyor? Beton yapmadığı için burada düşen elektrik kıvılcımları burada olduğu gibi yangının olmasına sebebiyet veriyor. Bir başka sebep yine raporda şu geçiyor. Şimdi bizim itfaiye personellerimizin çoğu normal 65 yaşından emekli ayrılıyor ki bunların 65 yaş anlamında olması mümkün değil. Daha genç dinamik kadroların yenilenmesi lazım. Yani burada aslında idarenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan orman yangınları söndürmesiyle ilgili meclis araştırma komisyonunu gereğini yerine getirmediler. Aslında burada kamu görevlilerin, yetkililerin bu konuda görevini kötüye kullanma var. Görev ihmalleri var. Evet biz bugüne kadar konuşmadık. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bakanlığından tutun, genel müdürlüğünden tutun, sıralı sorumlularından tutun hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılan orman yangınlarıyla ilgili araştırma komisyonunda orman çıkmasının sebepleri, bunların nasıl söndürülebilir, bunlarla nasıl mücadele, bu raporun gereğini yerine getirmedikleri için buradan sizin vasıtanızla Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum. Bu şikayet edilmesi gereken bir suç değil. Re'sen araştırması lazım. Re'sen soruşturması lazım. Görevi ihmal olan, gereğini yerine getirmeyen herkesin cezalandırılması lazım ki bir daha biz bu mağduriyetlere karşı karşıya kalmayalım. Çok teşekkür ederim. Saygılar, hürmetle. Evet Mahmut Anal bu konuda çok çok merhaba, önemli konulara değindi. Özellikle maddeler halinde bunu aktardı. Bu konunun mutlaka gündemde tutulması gerekiyor. Biz de bunun gündemde tutulması için elimizden geleni yapacağız.